Bugüne kadar hem TYT'de hem IT'de hem de buna benzer KPSS vari sorularda hep soru yaptırdı arkadaşlar. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Türkiye'de köşelerden köşelere uzanacak şekilde iki tane çizgi çiziyoruz ama bu çizgileri ustaca çiziyoruz. Daha sonra da uç noktaları tarıyoruz arkadaşlar. 10 numara bir taktik. Lütfen bunu yaz, duvara as, benimle de paylaş, etikette paylaş. Sonra dikkat ediniz, Marmara'nın arkadaşlarım şu kıyıyı tarıyorsunuz. Aman ha, kalkıp da şurayı tararsanız yamulursunuz. Ne demek istediğimi az sonra daha iyi anlayacaksınız. Efendim getirdim uç noktaları taradım ve şu çarpının kesişim noktası değil de hemen sağ tarafını taradım, şurayı. Şimdi hocam buralar ne biliyor musun? Buralar Türkiye'nin enleri. Neymiş enleri? Hocam enleri izle de gör. Şimdi arkadaşlarım buralar Türkiye'de bölgelerin en dağlık yerleri. Bölgelerin neymiş? En dağlık yerleri. Mesela Türkiye'nin en dağlık bölgesi Doğu Anadolu. Hı de bana. Doğu Anadolu'nun en dağlık yeri neresi? Aha da burası Hakkari. Karadeniz'in en dağlık yeri Doğu Karadeniz. Rize Artvin'in olduğu yer. Marmara'nın en dağlık yeri Yıldız Dağları. Bak şurayı tararsam, ikisi tararsam orası Türkiye'nin en düz yeridir. Ergen Havzası. Kıyıyı tarayacaksın. Aman dikkat. Aman dikkat arkadaşlar. Efendim Ege'nin en dağlık yeri Muğla Menteşe yöresidir. Dolayısıyla arkadaşlarım İç Anadolu düz bir yerdir ama İç Anadolu'nun en dağlık yeri yukarı Kızılırmak yani Sivas'tır. Artık benim öğrencilerim bölgelerin en dağlık yerlerini biliyor mu? Biliyor. Fakat benim öğrencilerim bir yer dağlıktır demez ki. Aynı anlama gelen başka bir ifade kullanır. Nedir o? Gerçek alan ile iz düşümü alan arasındaki fark fazladır. Bir kez daha söylüyorum. Gerçek alan ile iz düşümü alan arasındaki farkın fazla olduğu yerler oranın dağlık olduğu anlamına gelir. O zaman buralarda gerçek alan ile iz düşümü alan arasındaki fark fazladır. Şimdi arkadaşlarım bölgelerin en dağlık yerleri aynı zamanda en yağışlı yerleridir. Hayda benim arkadaşlarım artık bölgelerin en yağışlı yerlerini de biliyor. Soruyorum sana Doğu Anadolu'nun en yağışlı yeri neresidir? Hakkari. Karadeniz'in hatta Türkiye'nin en yağışlı yeri neresidir? Rize Artvin. Rize'den sonra en çok yağış alan yer. Rize'den sonra en çok yağış alan yer Muğla Menteşe yöresidir. Efendim Marmara'nın en yağışlı alan yeri Yıldız Dağları. İç Anadolu Türkiye'de en az yağışın düştüğü yerdir. Ama İç Anadolu'da en çok yağış nereye düşer? Yukarı Kızılırmak, Sivas. Benim arkadaşlarım bölgelerin en yağışlı yerlerini de biliyor mu? Tabii ki biliyor. Şimdi yağışlı olan yerlerde bitki çeşitliliği fazladır. Bitki çeşitliliğinin fazla olduğu yerlerde özellikle arıcılık faaliyetleri yaygındır. Ha, benim arkadaşlarım artık Türkiye'de arıcılık faaliyetlerinin en yoğun yapıldığı yerleri de biliyor. Mesela Doğu Anadolu'da balıyla meşhur il Hakkari, Karadeniz, hatta dünyada balıyla meşhur illerimiz Rize, Artvin, Anzer balından bahsediyoruz. Efendim Muğla son zamanlarda balı üretiminde zirveyi zorlamaktadır. Yani Ege'de balıyla meşhur ilimiz Muğla, İç Anadolu'da balıyla meşhur ilimiz Yukarı Kızılırmak Sivas. Sivas balını duymuşsunuzdur arkadaşlar. Aynı zamanda buralar dağlık mı? Dağlıksa arkadaşlarım buralarda ulaşım çok fazla gelişmemiştir. Ulaşımın gelişmediği bir yerde sanayi gelişebilir mi? Gelişemez. O zaman burada sanayi faaliyetleri azdır. İyi de sanayinin az olduğu bir yer gelişmemiştir. Yani buralar Türkiye'de bölgelerin en geri kalmış yerleridir desek olur mu? Evet. İç Anadolu'nun en geri kalmış yeri Yukarı Kızılırmak Sivas. Doğu Anadolu'nun hatta Türkiye'nin en geri kalmış yeri Hakkari. Karadeniz'in en geri kalmış yeri Doğu Karadeniz. Marmara'nın en geri kalmış yeri Yıldız Dağları. Ege'nin en geri kalmış yeri Muğla Menteşe'dir. Benim arkadaşlarım bölgelerin en geri kalmış yerlerini de biliyor. Arkadaşlar sanayi mıknatıs gibidir. Nereye kurarsanız nüfusu oraya çeker. E madem ki burada sanayi faaliyetleri az, o zaman nüfus da nedir? Azdır. O zaman buralarda nüfus ve yerleşmeler azdır. E az önce ne demişti? Buralarda nüfus ve yerleşmeler. Mesela şuraya 1, buraya 2, buraya 3, buraya 4 dedim. Bu 4 yerde nüfus ve yerleşmelerin az olmasının sebebi nedir? Yer şekillerinin dağlık engebeli olması diyeceğiz. Nüfus ve yerleşmeler azdır. Tabii ki buralardaki akarsular dağlık olduğu için buralar akarsuların akış hızı, aşındırma gücü, taşıdığı malzeme, enerji potansiyeli yüksektir. Hatta nüfusla ilgili buralarda tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. Biliyorsunuz tarımsal nüfus yoğunluğu nerede fazladır? Tarım arazilerinin az. Yani dağlık yerlerde hı de bana dağlık yerlerde tarım arazileri az olduğu için genellikle tarımsal nüfus yoğunluğu ne olur? Fazla olur. Buralarda tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. Ve geldik bomba. En önemli bilgiye. Arkadaşlarım dağlık yerlerde hangi tür doğal afetler yaygındır? Kütle hareketleri. Kütle hareketleri deyince bizim aklımıza ne gelir? Toprağın kütle halindeki hareketine heyelan, karın kütle halindeki hareketine çığ, kayaların bloklar halinde aşağı doğru yuvarlanması da kaya düşmesi. Yani heyelan, çığ, kaya düşmesi hepsini taraf tarafa topluyoruz. Hepsine birden kütle hareketleri diyoruz. Dolayısıyla buralarda kütle hareketleri yaygındır diyebiliriz. Demek istediğim anladınız mı arkadaşlar? Daha bir sürü soru türetebiliriz. Mesela buralarda makinalı tarım yapılabilir mi? Zor. Makine tarım yapılamaz. Aynı zamanda burada toplu yerleşme mi vardır, dağınık yerleşme mi? Kardeşim toplu yerleşme kurulabilecek arazi yok ki. Arazi dağlık, o zaman burada dağınık yerleşmeler olacaktır. Anlaştık mı arkadaşlar? İşte hangisinde yol yapım maliyeti yüksektir gibi bir sürü soru karşımıza gelir. Evet bu Made in Yavuz taktiktir arkadaşlar. Bunu yaz, duvara as. Bugüne kadarki sınavlarda TYT'de ya da IT'de mutlaka bir hatta iki soru yaptırmışlığı vardır. Haberiniz olsun.